Yani o çukurlukları incelemek demek, oradaki Kuzey Anadolu fayının yaşam öyküsünü, oluşumunu, doğuşunu, hareketlerini bilmek demektir ki o da depremleri tahmin etmek demektir. 99 depremini yaşadık. Yani neden kamuoyunda bu araştırmalar yeterli ses getirmedi? Yani tabiri caizse neden biraz uyuduk? 99'da hareketlendik. Yani 95'ten 99'a kadar 4 yıl bir süre var. Ne oldu hocam? Biraz evet. Bunu biraz şimdi evet. Anlatır mısınız? Şimdi tabii burada aslında bizim ülkemizin bir ayıbıdır bu. Yani şöyle düşün. 99 öncesi Marmara'da deniz araştırmasına, gemi araştırmasına dayalı bilimsel anlamda 4 tane araştırma var. 4 tane. 99 öncesi. Türkiye Petrolleri'nin petrol bulma amacıyla yapmış olduğu araştırmaları bunun dışında tutuyorum. Çünkü onun Marmara Denizi'nin evrimiyle, depremselliğiyle, deniz araştırmayla ilgisi yok. O apayrı bir amaçla yapılmış çalışmalar. Yani hem jeofizik var, hem sondaj çalışmaları, hem de jeolojik araştırma var. Onları bir tarafa koyuyorum. Türkiye'de 10-11 tane deniz bilimleri fakültesi olmasına rağmen, Türkiye'de bugün yani 40'ın üzerinde yer bilimleri departmanının olmasına rağmen, ki 99 öncesinde de çok sayıdaydı, Türkiye'de birçok da deniz araştırmaları yapacak gemilerin olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi denizlerini doğal afet yönünden incelememiş olması kabul edilebilecek bir şey değildir. Marmara'da dedim 99 öncesi bir 9 Eylül Üniversitesi'nin yine Almanlarla yapmış olduğu bir araştırma vardır. O araştırmanın içinde bir noktada da ben bulundum. İşte Meta'nın yaptığı bir çalışma vardır. Ve Teknik Üniversitede yine bizlerin Oxford Üniversitesi ile birlikte yaptığımız iki çalışma vardır. Onun dışında çalışma yok. Ne zaman ki 99 depremleri olup da Marmara tehdit altına girince, dolayısıyla İstanbul tehdit altına girince işte Marmara'da hiçbir şey bilinmiyordu. Araştırma gereği duyuldu. Ve o araştırmaları da bizler, yine İstanbul Teknik Üniversitesi, ben ve arkadaşlarım, bu arkadaşlarım derken isimlerini söylemek zorundayım. Sayın Prof. Doktor Celal Şengör, Sayın Prof. Doktor Namık Çağatay ve yani senyör olarak diğer ekip arkadaşlarımız burada araştırmalar başlattık. Ve bu araştırmaları da bugüne kadar sürdürdük. Bizim yaptığımız araştırmaların dışında o ciddiyette, o boyutta ve o teknolojide başka da Türkiye'de araştırma yapan hiçbir üniversite, hiçbir devlet kurumu da yoktur. Ve biz 1999'dan sonra başladı evet. Ama 1995 ile ilgili bir veya iki makale buldum. Yani işte yok zaten 4 araştırma var. İşte onda birkaç tane makale buldum. Ben 95'te evet. Yapılmış evet. Olmasına rağmen evet. Neden evet. Tam anlamıyla ses getirmedi diye düşünüyorum. Hani 99'dan sonra araştırmaların başlaması. Bugün ses getiriyor mu? Yani şu, şimdi 99'da deprem olduğunda eğer bizler çıkıp da, ki bunda da benim ve arkadaşlarımın önemli bir payı vardır. İstanbul tehdit altına girdi demeseydik, 99'da o 19-20 bin kişi ölmeseydi, vatandaşlar o korkunç tabloları görmeseydi, bugün yine unutulacaktı. Evet. Nitekim 99'a gelinceye kadar doğuda çok deprem oldu. Ama hiçbir zaman deprem bu kadar gündeme gelmedi. Ama ne zamanki deprem Marmara'yı, dolayısıyla ülkenin ekonomik nabzının attığı bir yeri vurma tehdidi altına girdiği ortaya çıkınca bu gündeme geldi. Biz de devamlı bunu hatırlattık. Yani hoşlansalar da hoşlanmasalar da bunu sürekli söyledik. Çünkü insanlarımızın can ve mal güvenliği önemliydi. Ondan dolayı dikkati çekti. Dikkati çekti derken yine biraz halkın endişesiyle bu dikkate alındı. Biz hükümetlerin dikkatini çekmek için 13 sene bekledik. Bakın daha yeni 13 sene sonra işte memleketi, İstanbul'u,
Türkiye'yi depreme hazırlayalım diye kentsel dönüşüm evet. adı altında bir yasa çıktı. Yani biz dikkati çekmiş halen daha değiliz işte. Bak 13 sene sonra demek ki dikkat birazcık çekilmiş. O çamur örnekleri doğanın kaydı. Yani aynen teyp kaydı gibi. Marmara'da olan bütün depremlerin etkileri Marmara tabanında çökelmiş olan çökellerde iz bırakıyor. Yani orada onun belirtilerini görüyorsunuz. Biz bunları çıkartıp laboratuvarlarda keserek inceliyoruz. Bunların özel röntgenlerini çekiyoruz. Mikroskopta incelemeler yapıyoruz. Ve nasıl ve ne zaman deprem olmuş onu bu kayıtlardan inceleyebiliyoruz. Kaynak bakın, nereden buluyorsunuz hocam? Kendi çabalarınızla mı yapıyorsunuz? Yani biz bugüne kadar yaptığımız geliyor? Araştırmaların çok büyük kısmını uluslararası kaynakla yaptık. Bizim Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden herhangi bir destek almadık. Aa. Ne tuhaftır ki bizden başka da araştırma yapan yok. Bakın hep şunu soruyorlar. Marmara'nın altındaki işte faylar tetiklenir mi? Filan deprem Marmara'daki depremi tetikler mi diye. Ya mekanik